Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Meli Hoca'nız. Evet, yine bir Milli Eğitim tarafından son dakika haberimiz var. Nedir bu? Bizim için yine oldukça önemli bir haber. Çalışma soruları yayınlandı. Hani hep soruyordunuz ya Haziran ayında soru gelecek mi? Örnek soru, çalışma sorusu yayınlanacak mı? ve artık biliyoruz ki yayınlanacakmış yani ve dolayısıyla da Haziran ayı çalışma soruları yayınlandı ve gayet de fazla yayınlandı. Öyle hani 3-5 soru şeklinde yayınlanmadı. Sadece matematik alanında hatta şunu söyleyebilirim yaklaşık 200 soru falan var. Hani denemem yok işte bu son zamanda 2 haftada ne yapacağım vesaire diye düşünen varsa alın size 10 tane denemeyi Milli Eğitim bu şekilde yayınlamış oldu. Ha tabii ki de hepsi 20 soruluk değil yani illerimiz arasında işte Tokat, Tekirdağ, Samsun, Niğde, Nevşehir, Manisa, Aksaray'a kadar, Afyon'a kadar bayağı devam ediyor. Fakat bazı illerimiz mesela 4 soru yayınlamış. E, çok yok ama e, bazı illerimiz 10-15 soru yayınlamış gibi. Bu şekilde hiç fark etmez. Siz kesip biçip bunu bir 20 soruluk deneme haline getirebilirsiniz. Branş denemeleri yapabilirsiniz. Ya da genel denemenizi de yaparken bu sorulardan kendinize bu şekilde oluşturabilirsiniz. Hani denemeniz yoksa. Peki şimdi daha da önemli bir kısma gelelim. Bu sayfanın linkini yorumlarda paylaşacağım. Altta videonun altında bulabileceksiniz. Fakat ondan önemlisi en altta bakın Tekirdağ Tokat'tan sonra şunu görüyorsunuz. ÖDSGM Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı diyor. Şimdi bu ne demek? Bu muhtemelen yani daire başkanlığı olduğu için, merkez olduğu için buradaki sorular biraz daha hem örnek sorulara yakın hem de bir tık daha hani LGS'ye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten güzel sorular var. Yani onun da içerisinde yanlış hatırlamıyorsam şu an bakıyorum 7 tane matematik sorusu vardı. Evet yanlış hatırlamıyoruz. E, tüm dersler yok ama mesela Türkçe, matematik, fen ve İngilizce yayınlanmış. Hatta İngilizceden 3 soru var sadece. Bu da bizim için bir tık daha önemli. Dolayısıyla belki de ilk buradan çözmeye başlamanız daha iyi olabilir. Peki bir diğer sorumuza gelelim. Hocam bunların hepsini çözmeli miyiz? Kesinlikle ve kesinlikle çözmelisiniz. Bir de şöyle bir durum var tabii ki de işte elinizde bir sürü kitap var biliyorum. Hani yarım kalanlar, soru bankaları falan. Onları unutun. Eğer e, çözme vaktin kalmıyorsa yani zamanının büyük bir çoğunluğunu örnek sorular alıyorsa alsın lütfen. Bakın hiçbir kitap bu ayara yetişemez. Yani hiçbir kitapta e, Milli Eğitim'in yayınladığı bu çalışma soruları ve örnek soruları ayarında soru bulamazsınız. Bulsanız bile bence yine önceliği buraya vermelisiniz. Çünkü Milli Eğitim kalkıp da işte X yayınının şu sorusuna benzettiğim de sorayım şeklinde düşünmez. Ya benimler burada Çanakkale ilimin sorularına bir bakayım işte buna benzer bir şey sorabiliriz şeklinde düşünür. Sonuçta kaynak o. Sınavı yapı olacak olan da o değil mi? X yayınları yapmayacak senin bu LGS'yi. Dolayısıyla da bunları yani Hatta keşke vaktimiz olsa 2-3 kere daha çözebilsek. Ama en azından bir kere mutlaka çözüyorsunuz. Peki biz ne yapacağız? Yani partikül matematikte ne bulacaksın? Bir kere seçmece sorular biliyorsun. Örnek e, yayınlanan sorular bizim için bir numara diyoruz her zaman. Çünkü bir tık daha kaliteli ve LGS'ye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Örnek sorulardan seçmece yapıp yani güzellerini LGS'de karşımıza çıkabilecek, çıkabilme ihtimali daha fazla olanları seçip tekrardan sınava yönelik anlatıyoruz biliyorsunuz seçmece sorular serimizde 6 tane video oldu devamı gelecek Nisan Mayıs aylarındaki örnek soruları da yapacağız yani o bir Netflix dizisi gibi devam edecek sezonumuz henüz bitmedi orada seçmece sorular devam onun dışında çalışma sorularından da derlediğimiz bu çalışma sorularında çünkü bir tık daha kolay sorular var. Hani vakit kaybetmeye gerek duyulmayacak sorular var. Önce bir kesin tabii ki de hepsini çözüyorsunuz ama bazılarını birkaç kere görmek gerekiyor. İşte o soruları da ne yapıyoruz? Kampımızda çözüyoruz. Hangi kampta? Sakin ol. Şampiyon geliyoruz kampında çözüyoruz ki mavi kapa zaten kanalda görmüşsünüzdür. İzlemediyseniz de mutlaka bu kampa katılmanızı tavsiye ederim. Orada da zaten müthiş teknikler, taktikler anlatıyoruz zaten. İzleyenler farkındadır, biliyordur. Beni daha iyi anlayacaklardır. Dolayısıyla o da sizi LGS'ye hazırlama noktasında oldukça fazla yükseltecek. Çok fazla yararı olacağını düşünüyorum. Ama bu örnek soruları da mutlaka çözüyorsunuz. Yavaş yavaş bunları da yine yayınlamaya başlarız. Ama direkt illerin çözümlerine bakmasanız bile mutlaka o kampları takip edin. Çünkü orada daha elit olan, daha iyi olan soruları seçip çözüyoruz. Dolayısıyla daha bir faydası olacak. Tabii ki de o sorunun üstünden size hızlı bir konu tekrar da yapmış oluyoruz. Detayları veriyoruz, taktikleri veriyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi güzel verimli bir kamp olduğunu düşünüyorum. Sizi de bu LGS noktasında iyi bir yere getirecek. Yani Milli Eğitim hem sizi hem bizi inanılmaz sıkıştırıyor. Yani sırf bu sınavda başarılı olabilmeniz için her şey hazır. Bakın hiçbir bahanemiz yok. Hani biliyorsunuz hep şunu söylüyorsunuz. Kitabımız yok, sorumuz yok. Yani üstünüze soru atıyorlar resmen. Dolayısıyla bu kadar güzel imkanları mutlaka değerlendirmeliyiz. Bak bu sene gerçekten büyük farklar oluşabilir. Şöyle oluşabilir. Çünkü hazırlanmak isteyen yani kazanmak isteyenler için her şey hazır. Mesela geçen senelerde belki de kitap alamıyorlardı. Soru bulamıyorlardı. Ya da yeterince LGS'ye yönelik, LGS'ye uygun sorular bulamıyordu öğrencilerimiz. Ama bu sene inanılmaz bir şekilde bombardıman var resmen. Dolayısıyla neredeyse herhalde bütün illerimizin soruları yayınlanmıştır diye düşünüyorum. Haziranda örnek soru yayınlanır mı? Bak o da gelebilir. Çünkü Milli Eğitim bunun sinyalini verdi. Hani birkaç gün içerisinde o da gelebilir. Onu ama ne yapıyorsunuz? 10 soru yayınlanıyor biliyorsunuz. O 10 soruyu hemen önce bir deneme yap. Mini deneme. 10 soruluk 20 dakikalık matematik için konuşuyorum. Diğerleri için de tabii bunu yapın mutlaka. Ee, Onun bir mini deneme yapıp ardından çözüm videolarını izleyin. Tabii ki de yine bu çalışma soruları için de geçerli. Öyle açıp film izler gibi izlemeyin. En azından hani çözmeye vaktim yok. Artık hani o kadar çalışmıyorum. Benim hedefim 500 değil ya da 450 değil. Çok daha düşük bir hedefim var diyorsan da en azından e videoları izlerken de elinde bir kalem kağıt olmasını tavsiye ederim. Ama tabii ki de en büyük tavsiyem önce kendinizin çözmesi hatta ve hatta süreli çözmesi süreyle beraber bunu çözün ardından çözüm videolarını izlerseniz tam ideali, tam uygunu odur. Diyorum. Bunun da haberini vermiş olduk biraz da bilgilendirme yaptık, yorum yaptık. artık çalışmalara devam etmenin zamanı geldi, çalışmaları hızlandırmanın da zamanı geldi. Çok az bir süremiz var. Bugün 3 Haziran. Yani sınava yaklaşık 16 günümüz filan var. 15-16 günümüz var. Dolayısıyla da lütfen artık son dişimizi sıkmalarımız, bunu iyi değerlendirelim. Bu zamanı çok iyi değerlendirelim. Sonrası düzlük. 20 Haziran'dan sonra hatta 20 Haziran saat 12.50'den sonra çok güzel günler, çok güzel zamanlar bizi bekliyor. Dolayısıyla onların hayalini kurarak şu an biraz daha dişimizi sıkalım. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sorularda, kamplarda görüşmek dileğiyle, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Görüşmek üzere.